alet ve ekipmanların ayarları ve kullanılmasıyla ilgili dersimizi beraber işleyeceğiz. Ben İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 2000 mezunuyum, orman mühendisiyim. Yaklaşık 13-14 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nin Ağaç AŞ şirketinde çeşitli görevlerde görev yapıyoruz. Halen de orada görev yapıyorum. Aynı zamanda iş sağlığı güvenliği A sınıfı uzmanıyım. Burada yeni dönem inşallah hayırlı uğurlu olur. Yaklaşık 8 yıldır sizler gibi böyle peyzaja aç, bazen hobi olarak gelen, bazen gerçekten bir altın bilezik olaraktan görüp bahçıvanlığı sertifikasını alıp daha sonra kendi bahçesinde ya da park ve bahçelerin çeşitli taşeronlarında görev yapmak isteyen arkadaşlar oluyor. Tabii ilk başta heyecan oluyor ama o heyecanımızı biz dersin sonuna kadar, hatta dönemin sonuna kadar devam etmek zorundayız. O heyecanı ben sizin gözlerinizde görüyorum. Öyle değil mi? Ses gelmiyor. Tabii haftanın son ve son saati olması dolayısıyla biraz şey var, yorgunluk var. Ama o yorgunluk buz gelir, buz gelir, tırıs gider gidiyoruz yani. Siz mesela ne için geldiniz? Nereden duydunuz yani? İnternetten. İnternetten Ağaç AŞ'ye girdim. Öyle planlara falan bakarken baktım böyle bir kurs var. Bir an önce yazılayım dedim ve yazıldım. Yazıldın, iyi, hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkürler. Siz? Benim patronum vesilesiyle geldim buraya. Ne iş yapıyor? Flöre'de kapıcıyım. Evet. Bizim bahçıvan yaşlandığı için emekli olacak sanırım. Ayağını kaydırmak için geldi yani. Galiba öyle bir şey. Buraya ne için geldi anlaşıldı. Evet. Ayağını kaydırmak için gelmiş. Altyapı yazılıyor. Evet. İşte patron teklif etti. Dedi git böyle böyle bir yer var. Kursunu, sertifikasını dedi gör, al. Dedi burası olmazsa bile buradan sonra az önce dediğiniz gibi dedi bu benden sana bir hediyem olur, bir bileziğim olur. Evet, bir altın bilezik olsun. Aynen öyle söyledi. Ben de kabul ettim. Zaten geçen sene de gelmiştim de yetişemedim. Bu seneye kayıt oldum işte. İnşallah hayırlısı olur. Yani görür öğreniriz zaten. Çevremizi az buçuk biliyoruz. Yani yeşilleri seviyoruz. İç ortamdan hem bilgili, bilinçli bir şekilde yapmış oluruz. Hem daha çok severiz. Yani çünkü bildiğimiz bir şey yapmak daha çok sevmemize vesile olur. Bu teknolojik metropolitan bir kentte cam binalarla giydirilmiş binaların içerisinde sabahtan akşama da çalışıp eve gittiğinde ya da bir hafta sonu ayaklarının çimlerine değdirip çimlerin üzerinde bir yürüyüş yapma insanoğlunun artık şeyinde oldu. İhtiyaç oldu. Lüks olmaktan çıktı. İnsan hafta sonu Silivri'ye ya da Şile'ye ya da en yakın bir yere Çatalca'ya bir gideyim de şöyle toprakla uğraşayım. Bir kendimi şöyle enerjimi atayım. Sebzeyle bir bostanlık yapalım. Ve oradan en azından bir iki sebze yiyebiliyorsam onun zevkini yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii bizler çok şanslıyız ama bizden sonraki çocuklar maalesef şanslı değil. İşte onlar için, bizim çocuklarımız için, bizden sonrakiler için bir gelecek bırakmak istiyoruz. Biz o yeşilliği, biz o güzelliği yaşadık. Doğayı katlettik, mahvettik. Artık son noktaya geldik. Ozon tabakasının delinmesi olsun, çevre kirliliği olsun. Ama artık bir yerden durduktan sonra ne diyeceğiz? Artık son noktaya geldik. Başka bir toprağımız yok. Toprağımıza evimizin önünden başlayacağız ilk başta. Herkes evin önündeki güzelliği yaşarsa tüm ülke, tüm dünya güzel olur. Ve bunun için de bizler alet ekipmanlarla bir çalışmaya gireceğiz.
herkesin evinde büyük ihtimal bir budağa makası vardır değil mi? Budağa makası olmayan var mı evinde? Olmayan. Evet. İş yerinde çok. Şimdi arkadaşlar, bizim bahçıvanlıkta kullandığımız araç ve gereçler bir evin, küçük bir bahçenin olan bir evde bile bir ardiyesinde bir şey vardır. Bir testeresi vardır. Bir budama makası vardır. Yani bir iki meyve ağacı bile olsa küçük bir çapası vardır. Çipini vardır. Ya da bir ilaçlama pompası vardır. Değil mi? O olmazsa olmazımızdır. Şimdi bizim bahçıvanlık kursunda toprak işleme alet ve ekipmanları diyoruz ama esas bizim park ve bahçelerde, bahçemizde, parkımızda yapabildiğimiz ekimi, dikimi, ilaçlamayı, gübrelemeyi biz nelerle yapıyoruz? Elimizde, ayağımızda yapacak halimiz yok. Ve bu alet ve ekipmanları kullanırken yapacağımız, dikkat edeceğimiz konular iş güvenliği açısından çok önemli. Çünkü iş kazaları bizim çalışma yaptığımız araç ve gereçlerden oluyor. Ya budama yaparken ağacın üstünde uygun olmayan yönde kesip budadığımız ağaç üzerimize düşüyor. Ya da motorlu tırpanla çim biçerken yoldan giden aracın camına değdiriyoruz. Ya da yanımızda karşımızdaki bizim mesleği arkadaşımızın gözüne fırlatıyoruz. Ya da büyük olasılıkla eğer maske takmazsak, koruyucu, kişisel koruyucu donanım kullanmayıp maske takmazsak bizim gözümüzü çıkartıyoruz. Öyle değil mi? O yüzden çalışmalarımızda bizim birinci önceliğimiz araç ve gereçleri kullanırken iş sağlığı güvenliği konusunda azami önem göstermemiz lazım. Olmazsa olmazımız. Hoş geldiniz. Merhaba. Siz ne için geldiniz? Ben mi? Ben yeni emekli oldum. Plazalardan çıkıp biraz... Camı bindirmeli, binalardan çıktınız. Evet. Nefes almak için. Nefes almak için geldim diyeyim. Ben aslında yeşil çok seviyorum. Kim sevmez ki? Doktorum ben. Halk sağlığı uzmanıyım. İş sağlığı ve iş güvenliği doktoruyum aslında. Ama daha sonra uzun seneler ilaç sektöründe çalışıp çok bunaldım. Şimdi apartmanı yönetiyorum. Apartmanı yönetirken de bahçeyi katlediyoruz. Ondan sonra da ben balkonumu da katlediyorum. En azından onu katletmeden oradan başlayayım dedim. Ama ilerisine gösteririm. Profesyonellik açısından bir şey gösteririm. Onu bilmiyorum şu anda. Sizde inşallah... Gelsin size. İnşallah siz de mevcut sitedeki görevli bahçıvanın ayağını kaydırmazsınız değil mi? Bahçe çalışması gerekiyor onda. Ben önce onu göndermek istemiştim. Bana dedi ki Yeşim Hanım siz gidin dedi. Öğrenmeye zaten açsınız. Hep öğrenmek istiyorsunuz bir şeyleri. Siz öğrenin ben sizden öğrenirim dedi. Ama zavallı bilmiyor ki ayağı kayacak. Yani. Zeki bir bahçıvan değilmiş. Şimdi arkadaşlar. Bahçıvan diyoruz ya. Bahçıvan ne yapar? Bahçıvan kimdir? Her eline budama makası alan, motorlu testere alan, özellikle sonbaharda motorlu testere alıp da şöyle görmüşsünüzdür, sokaktan gezer. Budamacı diye, simitçi diye bağırır gibi bağırıyor değil mi? Adam işi yoktur ya da ek iş olaraktan belki de motorlu testereyi ilk kez kullanacak ya da çok bilmiyordur kullanmasını ama bilse dahi budamayı budamanın hangi şeklinde, hangi zamanda, nasıl yapılacağını bilmediği için siz güveniyorsunuz, çağırıyorsunuz sokaktan gelen birine. Motoru testeresi var, bu yapar diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki ortada ne ağaç var, ne bir şey gitmiş. Evet. Şimdi piyasada çok bahçıvanım deyip geçinen ve mevcut bahçemizi katleden insanlar çok. O yüzden buraya gelen öğrencilerle biz ilk tanışma döneminde öyle şikayetler çok oluyor. Bahçemi diyor 2-3 yıldır bir bahçıvana emanet etmiştim ama artık iddialar ettim. Çok da bilmişlik taslıyorlar diyor. Ben de dedim ki gerçekten bu işe geleyim. Büyükşehir'in
düzenlemiş olduğu ağaç ve peyzaj AŞ'nin düzenlemiş olduğu bahçıvanlık kursuna kendi birinci elden, birinci hocalardan dinleyeyim, öğreneyim ve bu işin başına geçeyim artık. Bu iş artık yani basit, sıradan bir çapa, bir sulama ya da bir gübreleme basit bir iş değildir arkadaşlar. Burada her kursta yaklaşık en az 4-5 tane burada peyzaj mimarı, ziraat mühendisi, orman mühendisi, jeoloji mühendisi ve doktorlarımız, pilotlarımız, emekli olanlarımız geliyor. Yani orman mühendisi, ziraat mühendisi, peyzaj mimarı ama okuldaki o 4 yıllık eğitimi burada 3 aylık teorik pratiğe hızlandırılmış bir kursa kendini tabi tutuyor ve kendini daha donanımlı hissediyor. Ve sahaya indiği zaman bu sefer kendine olan güvenini artıyor. Diyor ki evet, bahçıvanın yapması gereken işleri ben artık birinci evden biliyorum. Artık daha iyiyim diyor. Burada orman, ziraat ve peyzaj mimarı var mı aramızda? Ziraat mühendisiniz siz. Peyzaj mimarı siz. Evet, adınız sanki. Ressamım. Ne güzel, ben küçüklüğümde hayalim ressam olmaktı. Ama bir ressamla tanışmış olduk böylece. Tabii ressam olmam bu peyzaj mimarisine çok ilgi duymamı sağlıyor. Evet. Gerçekten çok beğeniyorum. Ben yapılan işlere bakıyorum, çevre yollarındaki düzenlemelere, peyzajlara bakıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Biz, sözünüzü kesiyorum, siz kalemle, yani bizler kalemle, fırçayla çizdiklerimizi biz dikerekten çiziyoruz. Evet. Tuvallere işliyoruz yamaçlara. Evet. Az çok görüyorum yapılırken de nasıl yapıldıklarına, evet, da dikkat ediyorum. Kendi ilgimi çektiği için dikkat ediyorum. Çok da severek yapıyorum. Evde çünkü bir küçük bahçemiz var. Orada da bir takım bir şeylere uyguluyorum. Babamın mezarının, Allah rahmet eylesin, öldü. Hı. Mezarının peyzajını yaptım. 7 kişilik bir mezarlıktı. Güzel bir mezar oldu. Ama mezarlıkta bahçıvan olmadığı için sürekli gidemediğimizden bazı yerleri bozuldu. Sökmek zorunda kaldım ama gerçekten çok güzel yapmıştık. Severek, isteyerek geldim. Bu kursu çok çok istiyordum gelmeyi. 3 senedir hatta nasip olmadı. Bu sene nasip oldu. Özellikle en çok istediğim süs bitkileri yetiştiriciliği, lale soğanı yetiştiriciliği. Onları daha çok öğrenmek istiyorum. Belki o konuda yani bir yerimiz var, bir şeyler yaparım. Belki sadece hobi olarak kalır ama mutlaka toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Bu dönemde ünlü iş adamlarının birçoğu hep böyle hobiyle başlamışlar. Mutfağa geçmiş, bir saat, iki saat uğraşmış, bir güzel et yapmış, yemeği yapmış. Bir bakıyorsun adamın restoran zincirleri var, ünlü. Ondan sonra bir çiçekçiye bakıyorsun, restoran yine çiçek zinciri var. Yani böyle bazı şeyler hep hobiyle başlıyor. Ondan sonra para kazanmaya başlayınca bir bakıyor ki ya bu para kazandırıyor bana. Ben bunu neden döndürmüyorum ki ticarete? Dolayısıyla buraya hobi olarak gelenler var. Kimisi meslek için geliyor. Kimisi mesleğini daha da ilerletmek için geliyor. Dolayısıyla tek şey için geliyoruz. Ortak bir hedefimiz. Buradan donanımlı bir şekilde doğa sever olaraktan sahaya çıkmak. Yani sokakta yürürken, bahçede yürürken, bahçede çalışırken, kışın yaprağını dökmeyen yeşil bir ağaç gördüğümüz zaman "Aa, bu ağaç çam" derken 3 ay sonra kurstan sonra "Aa, bu ağaç Ladin'e benziyor. Ya bu Servi. Ya bu Leylandi." Artık bir farklılığınızı koymuş oluyorsunuz ortaya. Öyle değil mi? Şimdi siz görmüş olduğunuz bir yaprağını dökmeyen bir ağaca ne olaraktan görüyorsun mesela? Çam türünden bakıyoruz ama çam değil. Değil. Evet. Çamın kaç türü var artık? Evet. Artık bundan sonra farklı gözle bakacaksınız. Aynen. Sizinle tanışalım. Siz niçin geldiniz? Ben öyle bugün bunu o kadar sık söyledik ki şey gibi oldu. Muhakkak. Evet.
Ben de restorancılık işi yapıyordum. Günaydın'da çalışıyordum. Az önce dediğiniz gibi Cüneyt Hasan'ın... İsim vermek istemem zaten. Evet. Evet, o da Bostancı'da küçük bir kasap dükkanından bugün toplamda 150 şubeye kadar yükselmiş birisi. Ben artık yorulduğum için sektörden işi bıraktım. Vedalaştık Cüneyt Bey'le. 3 aydır çalışmıyorum. Küçük bir bahçemiz var. Orada sebze yetiştirmeye başladım ben. 3 haftadır salatalıklarım oldu falan. Onlar beni çok heyecanlandırdı. O anda da işte internette küçük bir araştırma yaptım. Sizi gördüm ve buradayım. İyi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanındaki arkadaşınıza verin. Biz de evde balkonda yüzlerce çiçek bakıyoruz. Sürekli onlar hastalanıyorlar. Hiç olmazsa çaresi olayım da kurumasınlar diye geldim. Hobi olarak. Hobi olarak geldiniz. Artık kendi evinizin kendi bahçeniz oldunuz. İnşallah. Siz ne için geldiniz? Ben bahçeni biraz daha yani öğrenmeye geldim. Biraz daha bilgi sahibi olmaya geldim. Çalışıyor musunuz bir yerde? Evet, bahçen olarak. Nerede? Levent'te çalışıyorum. Evet, bir sitede. Evet. Siz de az önce bahsettiğim o bahçıvanların değilsiniz değil mi? Evet. Öyle mi? Biz yani bilmediğimiz şeyi biliyoruz diye evet çıkmıyoruz. Yani evet. Bilmediğimiz şeyi de bilmiyoruz evet. Biz biraz daha bilgi sahibi olmak istiyoruz. Bilmediğiniz için evet. Burada diyorsun. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar, bahçıvan dedik. Bahçıvan ne iş yapar? Bahçıvan kimdir? Bahçıvan bir bütün olarak düşünün. Bahçıvan kimdir? Yanındaki arkadaşa bir bakalım. Bu da bahçıvana yanılmıyorsan. Hayır, ben bahçıvan değilim. Bir arkadaş tavsiyesi üzerine geldim buraya. Daha önceden size katılmış, buradan belgesini almış. Şu anda Antalya'da belirli bir bölgede orada bu işi yapıyor. Duyduk mu arkadaşlar? Yani buraya da mesela gelmiş, eğitimini almış, sertifikasını almış. Ondan sonra bu işin artık ticaretine dönülmüş. Şu anda orada çalışıyor. Ben kendisiyle sohbet ederken bu şekilde burayı bana tercih etti. Evet. Ben onun amacıyla müracaat ettim. Onun tavsiyesiyle geldiniz. Zaten yakınım buradayım ben. Halibeyköy'deyim. Evet. Fidanlıktan müracaatımı yaptım. Hı-hı. Buraya geldim. İyi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Bahçıvan kime denir? Bahçıvan kimdir? Bahçe işleriyle uğraşan kişiye bahçıvan denir. Bahçe işleriyle uğraşan kişiye bahçıvan denir. Güzel. Kısa özetlenir. Bu kadar özetlenemez yani. Bahçıvan kimdir? Ne iş yapar? Bahçedeki canlı türlerini yaşatmak için elinden gelen işte ilaçlamayı, dikim, bu tip uğraşlarla uğraşan bir meslek elemanıdır. Yani ekleyeceğim çok fazla bir şey yok. Ben de herkesin söylediği gibi. Bahçe işiyle uğraşan insan. Bu toprağın ihtiyaçlarını okuyabilen de diyebilir miyiz? Bu kadar basite indirgemeyin ya. Kendinizi bir sıfırdan şey yapmayın, başlatmayın. Yani aslında bahçıvan bizim şu anda buraya geliş amacımız olan şey aslında. Bizim göremediğimiz, anlayamadığımız mesajları alan bitkiden, topraktan. Kafanızda bahçıvan deyince ne oluşuyor? Şarkısı geliyor direkt başka? Aklımıza. Başka? Yani benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Evet. Tatlı bir şey söylemek isteyen var mı? Bahçıvan deyince sizin aklınıza ne geliyor bakalım? Siz herhalde farklı bir şey söyleyeceksiniz. Aşçı, Zeki Müren dedi. Bu bir filmde bahçıvan mıydı? Şarkısı mı vardı? Evet. Bilmiyorum. Öyle aklıma geldi. Farklı bir şey. Toprakla uğraşan, nitelikli, işte bilinçli iş yapan, toprağa ekip biçme aletlerini kullanan kişi. Kopya çekmiş biraz sanki ekrandan. Başka? Al bakalım. Bahçedeki tüm canlıların yetişmesinin ortamını sağlayan, meyvesini almasını sağlayan, hastaların zaman tedavisini yapan, budaması geldiği zaman budayan, sulaması geldiği zaman sulayan, bu işleri tedarik eden kişiye bahçıvan denir. Bahçıvan arkadaşlar, yeri geliyor mühendis oluyor. Yeri geliyor
işçi oluyor, yeri geliyor patron oluyor. Bahçıvan'ın bence en önemli özelliği doğayı seven birisi olması. Bu bahçıvanı aslında gönüllülük bir iş. Zorlu bir iş olmaması lazım. Severek yapmaz. Bizler hepimiz yaptığımız işleri severek yapmamız lazım. O ayrı bir konu ama gerçekten de bahçıvan ayrı bir iş. Yani işçi mesela geliyor sabah 8'den akşam 5'e kadar motor tırpanla çalışıyor. Ya da çim biçiyor ya da çapa yapıyor. Ama onun kafasında bahçıvanlık yok. Onun kafasında yapılan, verilen, kendisine verilen işi yapıp bitirip teslim etmek var. Bahçıvan biraz yüreği yufka olması lazım. Yüreği biraz romantik olması lazım. Çiçeği sularken hortumla, canla okur gibi sulamak var. Bir de güzel türküler söyleyerekten, çiçekle konuşaraktan, iplikle, hafif taziksiz suyla sulamak var. Yani bitkiler konuşunca daha farklı bir formatta büyüdüğüne dair görüyoruz internetlerde, haberde falan izliyoruz. Buna ben inanıyorum yani gerçekten. Sonuçta o da onlar da bir canlı. Evet. Dolayısıyla biz de ilk önce ruhumuzu bir arındırmamız lazım. Ağacı mesela çapalarken kahretsin. Ağacın köküne vurup gövdesine zarar verir ya da motor tırpanla biçerken köküne gövdesine ya zarar vermeyeyim biraz daha uzatayım. Ağaç gövdesinde zarar görürse kamyon dokusu zarar görür ve kurumaya başlar. Ya da şurada bir ağaç herekleri oynamış çocuklar. Şunu yoldan geçerken dur şunu bir çakayım, yiyip bağlayayım da yarın fırtınada devrilmesin, yaşasın bu ağaç. O bilinçle bahçıvanlar yetişmiş bir şekilde buradan çıkmış olmanız benim hedefim. Burada hiçbirimiz dört dörtlük bir bahçıvan olup çıkacağız, buradan gideceğiz diye bir şeyimiz yok zaten. Olmasın. Ama şu olsun, ben bu kursa geldim, zaman verdim, zaman ayırdım, ailemden, çocuklarımdan feragat ettim. En azından buradaki geçirmiş olduğum zamanı ben orada değerlendireyim ve benim için bir önemli konsept olsun. Evin köşesindeki çiçek olsun, salon çiçeği olsun ya da balkondaki bir sardunya olsun ya da bir yenigine olsun. Onu yaşatayım ben. Onu sulamayıp, 3-4 gün sulamayıp eve geldikten sonra kurumuş ya bu. Kaldırıp atmak var ya da ya şuna bir bakayım, kökü yaş, bir su vereyim. Bir budayım en azından o kuruyan kısmını. Şu okubuya atlasın deyip ona bir can vermeye çalışmak var. Dolayısıyla biz bahçıvanlar bitkiyi sevmemiz lazım. Doğayı sevmemiz lazım. Hepsinden önemlisi kendimizi sevmemiz lazım. Kendimizi sevmeden sonra karşımızdaki insanı da sevmeyiz, bitkiyi hiç sevmeyiz. Bitkiyi yani gereksiz yeşil olaraktan görüyoruz. Ya gece 12'den sonra ya da gece 10'dan sonra yeşil yok, bitiyor, karanlık çöküyor. Ne gerek var diye düşünebiliriz. Dolayısıyla biz Büyükşehir Belediyesi olaraktan son yıllarda özellikle İstanbul'da metropolit bir kent yeşile çok aç, insanlarla dolu oluyor. İnsanlar trafikte giderken ne yapıyor? Of püf diyor. Ama bir bakıyor ki orada ressam gibi çizilmiş bir var. Bir sola bir bakıyor, sola laleler açmış. Oradaki çalışan işçileri görüyor. En azından bir kendine bir hayattayım ben, evet. Ben hayattayım, trafikteyim ama aynı zamanda hayattayım diyoruz. Hayatı seviyoruz. Peyzaj bahçıvanı
kendi başına ve belirli bir süre içerisinde bahçede toprağa ekim ve dikime hazırlama, bitki dikme, çim ekme, ilaçlama ve bahçenin bakım işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip ve bu kapsamda ilgili alet ekipmanlar kullanabilen nitelikli kişidir. Ekim, dikim, ilaçlama. Sen güzel ağacı ekersin mesela, çimi de ekersin ama ilaçlama, gübreleme konusunda bilgiye sahip olmayabilirsin. O zaman olayın bir parçası eksik kalmış oluyor. Rüzgarlı bir günde gidersin, rüzgarda karşını alırsın, gülü ilaçlayacağım dersin, kendini ilaçlarsın. Ondan sonra acıyla zor yetişiriz. O yüzden yapacağımız çalışmalarda, kullanacağımız alet ekipmanlarda doğayı, hava durumunu bir gözlemlememiz lazım. Şimdi burada bitki dikiyoruz, toprağı ekim dikimi hazırlıyoruz. Mesela toprak ekim dikime nasıl hazırlanır? Mikrofon sende. Bingo. Toprağı nasıl ekim ve dikimi hazırlarız? Ne yaparız? Hangi ekipmanlar kullanırız? Toprağın bir kere zamanının gelmesi lazım dikim için. Tavuğuna gelmesi lazım. Evet. Toprak önce sürülür veya sonbaharda gübreleme işimi yapılabilir. Hayvan gübresi varsa. Zaman ondan sonra sürülür. Zamanı geldiği zaman da, tavı geldiği zaman da, dikim zamanı geldiği zaman da gerekli çapalama yapıldıktan sonra yapacağın ürüne göre sekileme yapılabilir. Ona göre ürüne hazırlık yapabiliriz toprağa. Ondan sonra toprağı hazırlarız diyoruz. Toprağı tamam geliniz. Sizinle hiç konuşmadım. Toprağı nasıl ekim dikimi hazırlarız? Bir bahçemiz var. Bir dönüm kadar ya da 500 metrekare, biraz gerçekçi olalım İstanbul gibi bir yerde. 300 metrekare olsun. Sonbahardayız. Ne yapmamız lazım? Bahçede nasıl bir çalışma yapmamız lazım? Ya da yaptık mı? Hocam, sonbaharda yağmurları yağdıktan sonra toprak tava geldiği zaman sürür benim bildiğim kadarıyla. Toprak bir kaldırılır. Kışın yağmur ve karlar onu güzelce bir çeker bildiğim kadarıyla. Öyle bırakılır. İlkbaharda yine birisi toprak tava geldikten sonra yine yağmurlarla sonra toprak güzel bir sürülür. Kazayla. Tırmık çekilir. Yabani otları varsa temizlenir. Gübrelemesi yapılır. Dedim, böylece hazırlık yaparız. Bildiğimiz o yani. Evet. Kabaca bildiğimiz. Tamam, teşekkür ederim. Evet, peyzaj bunlardan dinleyelim. Ne dikiyoruz? Hepsini çiçek dikeceğiz. Kışlık. Heyecan yani işte. Çuva. Lale soğanlı. Sümbül soğanlı. Sümbül için Kasım'ı bekleyeceğiz. Soğan zamanı. Neyse, önümüzdeki süreç için konuşuyoruz. Hemen yarın git başla demiyoruz yani. Ama onun için tabii bir hazırlık yapacağız. Eski olan, onun geçmiş olan, mevsimi geçmiş yazlık mevsimlikleri alandan uzaklaştıracağız. Ondan sonra da süreceğiz, tırmıklayacağız, tesfiye yapacağız. Varsa sulama tesisatında arızalar, onları halledeceğiz. Onları kontrol edeceğiz. Kontrol edeceğiz başlıklarını. Ondan sonra dikebiliriz mevsimlikleri. Ondan sonra menekşeleri, çuvaları dikmeye başlarız. Evet. Tabii burada bahçesi olan var mı? Yani apartmanlı var. Değil mi? Yani yarı yarıya bahçeyle uğraşıyoruz şu an birebir. Şimdi yavaş yavaş artık ardiyeden kış hazırlıkları yapmak için araçları gereçler çıkartacağız. Çapa motorlar yerine göre toprağımız büyükse ya da küçükse çapalarımız, kazmalarımız, ondan sonra mevcut yazlık mevsimlik çiçek olan kısımlar geçmiştir artık. O geçenleri güzel bir temizleyeceğiz. Daha sonra tesviyesini yapacağız. Eğer toprağa ihtiyacı varsa toprağı ilave edeceğiz. Ondan sonra bir müddet dinlendirmeye bırakacağız. Hemen temizliğini yapıp tesviyesini yapıp yarın da hemen dikim yapmamız, o mevcut
sahada kullanacağımız mevsim çiçeğin ya da bir bitkinin için çok artı avantaj katmaz. Toprağı biraz dinlendirmemiz lazım. Nadas diye bir olayımız var. Biliyorsunuz değil mi? Nadas. Duyduk mu? Toprağı dinlendiriyoruz. Nadas'ın esas gerçek sebebi nedir? Kaybolan minerallerin, organik maddelerin yerine gelmesi olabilir. Başka fikri olan var mı? Teşekkür ederim. Bence de öyle hocam. Toprağın kaybettiği bitki besin maddelerin tekrar toprağa kazandırılması gibi. Başka? Aykırı fikri olan? Düşünüyorum ama bu kadar. Şimdi Çukurova'da yılda 3 defa ürün alıyoruz. Malatya'da, Elazığ'da 2 yılda bir alıyoruz. Ben Malatyalıyım. Bizim orada bir yıl ekeriz arpayı, buğdayı. Ertesi yıl nadasa bırakırız. Ondan sonra devam ederiz. Buradan yola çıkın biraz. Nokta bir nokta atışı var. Tek kurşunuz var. O kurşununuzla hedefi vurdunuz. Vuramadınız kaldı. Mikrofon nerede? Evet, siz konuşun. Çok aykırı bir fikrim yok. Ben sadece dinlenmesi için. Dinlenmesi için. Başka? Bir şey demeyeceğim. Söylemeyin. Söyleyin bakalım. Nadası bırakmanın bence tek nedeni toprağın kaybetmiş olduğu dengeyi kendi kendine tekrar sağlayabilmesi için uygun ortamı yaratmak. Ben de aynı verimin nasıl? Verimin nasıl artar arkadaşlar? Toprağa nadasa bırakırsan verim nasıl artabilir? Havadan şey mi geliyor? Gübre mi atılıyor? Ya da topraktan gübre mi fışkırıyor? Takviye yapmıyoruz. Dinlendiriyoruz. Sürüyoruz. Nadas'ın normalde havalandırmak diye tabir ediyoruz. Alttaki toprağı üsttekini alta. Yani altta zenginleşmiş durumda olanı üste çıkarıp üsttekini aşağı altı indirerekten onun zenginleşmesi lazım. Seneye de onu kullanacağız. Bir şekilde böyle bir devir daim yapıyoruz. Esas mantık havalandırma. Peki havalandırırken neye ulaşıyoruz? Şimdi havalanınca toprağın içerisindeki gözenekler açılmış olacak. Ha, mikroorganizma faaliyetlerinin aktifleşmesini belki sağlayacağız bu şekilde. Arkadaşlar bir yere doğru yönlendirmeye çalışıyorum ama toprağa bitkinin en büyük isteği. Her bitkinin kopya veriyorum. Her bitkinin farklı topraktan aldığı veya topraktan kaldırdığı bitki besin maddesi farklı olduğu tamam. için kökleriyle. Belki onu farklı olanı biz toprağa tekrar kazandırmak amaçlı olabilir. Bitkinin en çok isteği topraksız da bitki yetişir. Ama evet. Peyzaj mühendisinden geldi. Şimdi normalde toprakta buharlaşmayı sağlayan minik kanallar var. Evet. Dinliyoruz. O minik kanalları sürerek bozuyoruz. Yani su kaybını engellemek için aslında sürüyoruz. Ama bunun için nadas... Nadas nasıl olur arkadaşlar? Gerekli midir? Nadas yoksa bir kayıp mıdır? Devirli hani dönüşümlü evet. bitki ekmek belki şimdi, daha... Şimdi GAP'ta eskiden nadasa bırakılıyordu ama şimdi su gelince artık nadası gören var mı? Göremiyorsunuz. Nadasın birinci önceliği pinhapenini düşünün. Pinhapenin iki camın arasında havasız bir ortam. Dışarıdaki sesi ve içerideki sesi dengeli ve dışarıdaki gürültüyü içeriye almıyor. İçerideki ısıyı da dışarıya vermiyor. Havasız bir ortam olduğu için moleküller hareket etmiyor. Nadasa'ya bırakırken de havalandırma dedik ya toprakta. Toprak aralarında, partiküller aralarında
hava boşlukları oluşuyor. O hava boşlukları güneşin yoğunlaşmasını ve güneşin buharlaşmasını engelliyor. Mevcut toprağın içerisinde bulunan nemi muhafaza ediyor o hava boşlukları. Ve bundan da toprağın nemini korumak ve nemini tutmak birinci nadasın özelliğidir. Biz nadası genellikle hep böyle işte dinlendirmek için şey yapmak, hep böyle ayağı yere basmayan teorilerle şey yapıyoruz. Ama esasın görevi o. Üniversitede bizde iki çapa bir su yerine geçer denir. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi mezunuyum ben 2000 yılı. Orada ki bu terim benim çok garibime gitmişti. İki çapa bir su yerine geçer. Bazı bölgelerde mesela kurak bölgelerde badem yetiştiriciliği yapılıyor. Bademi çapaladığın zaman ya da kayısıyı çapaladığın zaman belli aralıklarda susuz bir ortamda eğer yetiştiriyorsa o kayısı veya badem ağacı kendini kemal ettirir, yaşayabilir. Ama suya alıştırdığın zaman mesela bu sefer sıkıntı yaşarsın. Mesela bostan da öyle. Susuz bir tarla var. Bostanı ekiyorsun. İlk başta suyunu veriyorsun ben birkaç defa. Ondan sonra çapayla o bitkiyi sen döndürebiliyorsun. Yaşatabiliyorsun. Dolayısıyla buradaki en önemli nokta, kritik nokta su. Orta Doğu Anadolu'da olsun, Güneydoğu Anadolu'da olsun hep böyle nadasa bırakılıyor. Ya da su getiriliyor. Sulama yapıldığı zaman nadasa ihtiyaç olmuyor. Akdeniz, Ege tarafında oturanlar var mı? Doğu Anadolu'da oturan var mı? Malatya, Elazığ, Konya, İç Anadolu diyeyim. Nadasa bırakıyorsunuz değil mi? Eskiden bırakılıyordu hocam. Şimdi bırakmıyor. Ben Malatya'ya yakınım. Evet. Sulama, evet. Nokta atışını noktaya koyduk. Çünkü bazı şeyler yapıyoruz ama niçin yaptığımızı bilmiyoruz. O yönden birinci önceliğimiz o olsun. Ve bizim kullandığımız alet ekipmanlar basite almayın. Yeri geliyor sulama görevi bile görüyor yani. O yüzden çapa yaparken bitkinin canını okumayın. Bu çapayı niye yapıyoruz? Kaymak tabakasını yapmak, kırmak için mi yapıyoruz? Ya da sadece bitki köklerindeki otu temizlemek için mi yapıyoruz diye düşünmeyin. Siz her toprağa çapa vurduğunuz zaman o toprağa aslında can veriyorsunuz, su veriyorsunuz. Ne kadar derin yapmak lazım? Onun mikrofon var mı? Yürüdeyim mi benim sesim? Şimdi benim bahçemde domatesler var ya hocam. Onları ben çapaladım. O gövdesinde kahverengimsi bir yer vardı. Hani orayı biraz doldurdum. Alttaki o minik dalları kırdım falan. Hani ben böyle 15 santim falan girmişimdir toprağa. O doğru mu yaptım yani? Yoksa daha mı yumuşak karıştırmalıydım? Şimdi her bitki için farklı ve ağaç için kök durumuna göre değişir. Sizin yaptığınız normal ölçülerde orantılı. Domates için doğru. Evet. Çünkü fidenin kökü vardır. Siz ona 5 santim değil de 10 santim yaptığınız zaman bu sefer onun çökmesine ve kurumasına sebep olabilirsiniz. O dengeyi kullanmış olduğunuz bitkinin, yetiştirmeye çalıştığınız bitkinin, ürünün boy ve isteklerine göre orantılı olarak da düşünün. Yani standart bir şey yoktur. Ezbere hareket etmeyeceğiz yani. Şimdi bazı bitki var gölgeyi seviyor, bazı bitki var güneşi seviyor. Siz bahçıvanda ne yapıyoruz? Bilinçsiz, kurstan geçmemiş, sertifika almamış, kulaktan dolma. Mesela ortancaya götürüyor. Nereye dikiyor? Güneşe. Evet bak. Ya ben bir haftada etkisini göstermişim maşallah.
Güneşe dikiyor, ne yapıyor? Güneşte soluyor. Su veriyor, su veriyor, su veriyor. Ondan sonra bu sefer de kök çürüyor. Kökü niye çürüyor? Fazla sudan mı? Evet. Fazla suyun ne şeyi var? Tuzlu su dediğimizi düşünelim. Bilmiyorum. Herhalde kökleri aşınıyor çok su alınca. Biz şöyle düşünün. Kafamızı suya soktuğumuz zaman kaç durabiliriz? Ben çok dururum. Bir dakika, iki dakika, üç dakika. Tamam, ortalama bir dakika geçmiyor. Ben bir dakika ancak duruyorum. Boğuluyor. Bir de oksijensiz ortamda kalıyor. Kökü mesela su birikmiş, ağacı hiç gördünüz bilmiyorum da çıkarttığınız zaman çok kötü bir koku gelir o topraktan. Evet. Drenaj yapılmamış, su kendini toplamış mesela ağacın kökünde. Dolayısıyla orada mikroorganizma yaşamaya başlıyor. Havasız bir ortam, oksijensiz bir ortam. Kökler ne yapıyor bu sefer? Gidiyor. Dolayısıyla yapacağımız çalışmalarda bizim biraz mantığımızla hareket edeceğiz. Bitkiyi de insan gibi düşüneceğiz. Su içinde yetişen bitkiler nasıl oluyor o zaman? Su içinde yetişen bitkiler, orada oksijen var. Oksijen gübreyle, takviyeyle alıyoruz. Benim bahsetmiş olduğum olay farklı. Oksijensiz ortam oluşuyor. Onu karıştırmayalım. Peyzajın lügat anlamı manzara demektir. Siz görmüş olduğunuz her manzaraya artık peyzaj diye bakarsınız. Ama peyzajın artık ülke ekonomisine, artık belediyelerde bir site yapılırken ya da bir kentsel dönüşümde artık peyzaj projeleri onaylanmadan geçmemesi lazım. Trilyonluk evler yapılıyor, daireler yapılıyor, rezidanslar yapılıyor. Ama getiriyor bahçesine eften büften kurumaya yakın bitkiler dikiyor. Esas inşaatçı bilmiyor ki müteahhit. Bir trilyonsa oraya aktaracağın biraz daha güzel, yetişmiş, kendisini gösterebilen, albenisi olan bir peyzaj yaptığın zaman o bir daire olacak 100. O bilinci bizim yaşatmamız lazım. O bilinci kimler yaşatacağız? Sizler yaşatacağız. Ekran başındaki izleyicilerimiz de yaşatacağız. Ya bu neydi ki işte börtü böcek diyorsun. O börtü böcek senin 1 trilyon daireni 100'e 200'e satılıyor. Artık diyor ki insanlar bizde ya bahçesi falan var mı? Yürüme yolu var mı? Çimi var mı? Ayağım çime bir değsin. Ya da havuzu var mı? Su havuzu. Parkı var mı? O işte artık yavaş yavaş kafalar değişmeye başlayacak. O değişimle beraber olacak. Bir anda olmuyor. Eskiden mesela lale soğanlar dikiyorduk. Ya bu laleye ne gerek var? O lale çalınıyordu. Vatandaşlar alıyordu mesela götürüyordu. Bir de sarı laleler diye türküsünden arkasından tamamen sarı lale İstanbul'a kalmadı. Dolayısıyla daha sonra sarı lale dikmemeye karar verecektik ama dedik neyse. İnsanoğlu doyar inşallah. Ve doydu da artık insanlar ne yapıyor? Mevsimlik çiçeği ya da lale soğanını, laleyi çalmıyor. Ya da çıkartmaya çalışmıyor. Çıkartmaya çalışanlar da diğer bilinçli sizler gibi bahçıvanlar ya yapma o yerinde güzel. O iki gün sonra solacak evde. Ama bırak da şurada biraz zevkini yaşayalım diyoruz. Çalacaksan soğanı çıktığı zaman çal. Daha evet. Verimli oluyor. Zaten veriyoruz o zaman. Sıkıntı yok. Peyzaj bahçıvanının yaptığı görev ve işlemler. Peyzaj bahçıvanı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanı etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak aşağıda görev ve işlemlerimiz var. Şimdi gerekli araç ve gereci kullanacağız. Ve bunu kullanırken de birinci önceliğimiz ne olması gerekiyor? Mikrofonu sizde en son. Yanındaki beyefendiye verin.
Önce güvenlik. Önce güvenlik değil mi? Askerliğini yapanlar bilir. Önce güvenlik, sonra hareket. Başına peyzaj çalışmalarında bulunurken ya da çevresindeki insanlarda bir iş kazası olmuş olan var mı? Ya da görmüş olan? Peyzajda çalışırken, park ve bahçede çalışırken araçlar geliştirdiğinden dolayı bir kaza yaralanma olan var mı? Gören var mı? Gören. Kimse görmedi herhalde. Bir arkadaşım Ümraniye tarafında bahçesini kendi çapa makinesiyle çapalarken ayağını kaptırıyor ve kan kaybından yaşamını yitiriyor. Biz o yüzden sabahtan beri söylüyoruz. Çünkü hemen hemen her derse ki katılan bahçıvanlarda aynı örnek var. Çapa diyorsun, çapa yapıyorsun. Çapa motoruyla sürerken toprağa girmiş olduğu için görmüyorsun. Bir de onun tamburuna yer yerleştirmemişsin. Biraz da itileyim diye düşünürken ayağını uzatıyorsun ve orada kayboluyor, gidiyor. Hocam Çatalca'da bizim kendi yerimiz var. Tırpanla, misali tırpanla otları biçerken maske takmamıştım veya gözlük takmamıştım. Çıkan bir parça üstünün gözünün tabakasını yırttı benim. Ondan sonra takmaya başladın mı? Tabii takmaya başladım. Hastaneye gitmiştim. Mesela ilaçlar var, onu sürüler komple kapattılar. Bir hafta falan kaldı, sonra düzeldi. Kendim onardı yani. Öyle bir şey atlattım yani. Ben bahçıvan değil de köyde yengemle oğlu birlikte çapalarken bahçeyi hızla kiriko elinde yengem çapalıyor. Oğlu da elinde var. Oğlu çok hızlı vurunca çapan kiriko tahtadan sıyrılıp annesinin alnına saplandı ki çok büyük tehlikeyi atlattı. Yani gerçekten çok büyük tehlike atlattı. Uzun zaman tedavi gördü. Yani anne katıyor olacaktı. Evet. İş güvenliğine riayet etmediği için. Belki annesi arkasında değil de yanında, sağında solunda olsa belki yani gözüne girebilirdi. Evet. Ya ölebilirdi. Her şey olabilirdi. Evet. O yüzden yaptığımız çalışmalarda evimizin bahçemizde olsun, park bahçelerde olsun, tarlada olsun, bağda, bayırda, bucakta olsun, çalışmalarımızda araç ve gereçlerimizin bakımını İmal etmememiz lazım. Belki o sıradan basit ahşap sapı sıkıştırmış olsaydı, çalışmaya başlamadan önce kontrol etmiş olsaydı, gevşek olduğunu görecekti. Ve ona göre bir çıta ya da bir çivi ortasına çakıp, genişletip, sıkıştırıp çalışmasına devam edebilirdi. Ama bir şey olmaz. İşim acele, bitmem lazım. Hemen işe gireyim diye o mantıkla hareket ettiğimiz zaman annemizi katili olmuş olabiliriz. Çalışmalarımızda bizim bahçıvan olaraktan hayatımızın genelinde hep böyle kazayla karşı karşıyayız. O kazalar bize bazen bir sevdiğimizi alır götürüyor. Bazen canımızın ciğerimizden bakmaya kıyamadığımız evladımızın toprağa gitmesine sebep olabiliyor. Arabayı çalıştırıyoruz. Çocuk arkada görmüyor. Arabada olduğunu sanıyor mesela. Geri geri giderken çocuğu eziyor. Bir de yoğun bir kentte yaşıyoruz. Stresli bir kentte yaşıyoruz. Sabah erken çıkıyoruz. Akşam geç saatlerinde eve varıyoruz. Eve gidiyoruz. Bu bir yoğun hangebe devam ediyor. Ve hep böyle bir koşturma. O koşturma kapsamında işte diyoruz ki hafta sonu bir kendimizi toprakla buluşturamıyoruz. Toprağa gidelim de biraz toprakla haşır neşir olalım. Enerjimizi boşaltalım. O kapsamında buradasınız. İyi bir karar vermişsiniz. İyi ki gelmişsiniz. Ve bilinçli, doğa sever,
bir bahçıvan olarakında gidersiniz. Bugünkü dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar.